Pankreas bezi bizim en önemli organlarımızdan. Yaptığı salgılar nedeniyle hem diyabetin kontrolünde hem sindirim sisteminde çok etkili bir bez. Hemen midenin alt kısmında transvers olarak yerleşmiş. Burada da bir takım kanserleri görme şansımız var. Bu kanserlerin, pankreas kanserlerinin en önemli nedenleri, birincisi genetik nedenler var. İkincisi yaş bir faktör olabilir ileri yaşlarda. Obezite, alkol tüketimi, tütün tüketimi, sigara tüketimi önemli faktörlerden, edinsel faktörlerden bazıları. Pankreas kanseri geliştiğinde genellikle şikayet kuşak tarzında yayılan bir ağrı, bazen sarılık, cildin sararmasıyla kendini gösteren, anlamsız kilo kaybı önemli bulgularından. Pankreas kanserinin bu belirtileri olduğunda ve hastalar hekime gittiklerinde tanı tomografi veya MR ile genellikle konuyor. Gerekirse endo ultrasonografiler de yapılıyor. Tanı konulduktan sonra pankreas kanseri ve ilgili kitlenin yerleştiği yere göre, eğer ameliyatla çıkarılabilirse mutlaka baştan ameliyatla çıkartılıyor. Ama ameliyatla çıkartılamazsa, bir damara yapışırsa, etraf organlara veya uzak organlara ulaşmışsa da yine kemoterapi yahut radyoterapilerle tedavisi mümkün. Hasta özellikle cerrahi tedavi geçirdikten sonra bir hafta 10 gün kadar hastanede misafir ediliyorlar. Sonrasında taburcu edilip takibe başlıyorlar. Bir onkolog ve bir radyoterapist görüşü de alınarak ileriki tedavileri de planlanıp hasta takibi alınır.